Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Turan mahallesinde bulunan cami şehrin simgeleri arasında bulunuyordu. Milli mücadele döneminde işgal edilen ve Fransız askerleri tarafından Abarabaşı Kilisesi'nden atılan top mermisi tarihi caminin minaresine isabet etti. Minarenin taşları arasında sıkışan patlamamış top mermisi 103 yıldır adeta minarede madalya gibi duruyordu. Fransızların yıkamadığı cami Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde tamamen yıkıldı. Bulunduğumuz camimiz tarihi Şeyh Camimiz. Miladi olarak ne zaman yapıldığı bilinmemekle beraber minaresinin kitabesinde 230 yıl önce Osmanlı tarafından restore edildiği yazıyordu. Biz de zaten 3 Şubat depremden önce 3 Şubat Cuma günü tadilata Vakıflar Müdürlüğü tarafından tadilat nedeniyle camimizi kapatmıştık. Cami İmam Hatibi Mustafa Nar, tarihi Şeyh Camimiz yapımı tam olarak bilinmemekte beraber kitabesinde 230 yıl öncesi Osmanlı tarafından restore edildiği belirtiliyor. Biz de zaten şehrin kurtuluş günü 12 Şubat tarihinden önce tadilat nedeniyle camimizi kapatmıştık. Cuma cemaatimize son cuma olduğunu ifade etmiştik. Fransızın yıkamadığı camimizi maalesef depremde kaybettik dedi. Cuma cemaatimize bunun son cuma olduğunu söylemiştik. Maalesef yaklaşık bir 20-25 kişi cuma cemaatimizden de kaybımız var. Hatta daha sonraki süreçte mesaj atanlar olmuştu, hocam son cumamız derken böyle mi olacaktı diye. Ama Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi Fransızın yıkamadığı minareyi maalesef depremde kaybettik. Özelliğini söylüyorum, özellikle işte minaresinde patlamamış top mermisi var. Bu da 1920'de karşıdan Abarabaşı Kilisesi'nden bir ikindi vakti ezan okunurken atılan top mermisi minareye çakılmış ve günümüze kadar da devam ediyordu, kalıyordu. Bir adeta bir istiklal madalyası gibi göğsünde bir nişane gibi duruyordu. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin. İnşallah geri tekrardan camimizi inşa edeceğiz. Vakıflar Müdürlüğümüz bu konuda hızlı bir çalışma yapacaklar. Minareyi tekrar eski haline getirip mermimizde o nişanesini, istiklal madalyasını göğsüne takacağız. Rabbim bir daha ülkemize, bütün insanlığa böyle acılar göstermesin inşallah.